Şimdi hatırlarsınız, epey de bir zaman oldu bu kur korumalı mevduat. Hani hep deniliyordu ki dolarizasyon, dolarizasyon, artık buna bir noktayı koymak lazım, bir koruma da getirmek lazım piyasadaki bu dövizdeki dalgalanmalara karşı. Bir enstrüman oluşturuldu, o da kur korumalı mevduat denildi. Ama bu da dolarizasyon diyoruz da, tamam da Türk parası da dolardaki artışa göre de orada bir faiz uygulaması var. Hatta son olarak da hatırlatalım. Artık o aradaki farkı verecek olan da Merkez Bankası, hazine falan da değil. Şimdi Merkez Bankası'na bu sorumluluğun yüklenmesi ne kadar mantıklı, ne kadar ya da sorumlu, bunu da zaten günlerdir konuşuyoruz. Çok doğru bir karar gibi zaten görünmüyor biliyorsunuz. Ya da işte şöyle söyleyelim, bütçeye yansımayacak, orada görünmeyecek. Dolayısıyla belki bir böyle bir ayrıntıyı biz görmeyeceğiz. Kur korumalı mevduat neye mal olmuş, onu biraz görmemizi ya da bunun bütçeye yansımasını engellemek adına biraz da böyle bir karar verilmiş gibi görünüyor. Ama bakalım bir. Kur korumalı mevduat da aldı başına gitti. Şimdi bu enstrümanın yerine işte süper bono falan belki bu da olur diye konuşuluyordu da ne olur bilinmez, ama kur korumalı mevduattan da öyle bir anda çıkamayacaksınız. Onu da bir süreci gerekecek. Ama öyle bir noktaya gelmişiz ki tarihi bir artış kur korumalı mevduat büyüklüğünde 3,35 trilyon lira. Sınır bu, buraya dayanmış durumda sevgili izleyiciler. Şimdi bu artışın rekoruna bir bakalım. BDDK'nın son verileri ne söylüyor? KKM'nin büyüklüğü 124,3 milyar dolara ulaşmış halde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözleri var yine kur korumalı mevduatla ilgili. Bunun ekonomideki yüküne dair bir şeyler söylüyor, önemli şeyler söylüyor. Diyor ki sadece Temmuz ve Ağustos aylarında KKM'ye 410 milyar lira ödenecek. Bunu hatırlatıyor işte, hani dedik ya dolarla aradaki fark vesaire. Saray devleti bir avuç varsıl için, varlık sahibi için çalışıyor diye tepki gösteriyor CHP lideri. Hem döviz mevduatları hem de dolara endeksli kur korumalı mevduatlar artışta. Dolarizasyon giderek hızlanıyor. Merkez Bankası raporlarına göre kur korumalı mevduat büyüklüğü 75,3 milyar lira arttı, 3,35 trilyon liraya ulaştı. Bu da 124,3 milyar dolara denk geliyor. Bu büyüme beraberinde hazineye yükü de arttıracak. Özellikle dövizin kontrollü de olsa arttığı seçim sonrası dönemde. Gazeteci Alaaddin Aktaş'ın hesaplamasına göre KKM'nin Temmuz ayındaki bütçeye yükü 181 milyar TL oldu. Ağustos'ta bu yük 230 milyon lirayı bulabilir. Döviz mevduatlarda 11 Ağustos haftasında 1,8 milyar dolar genişledi, 172,2 milyar dolar seviyesine ulaşıldı. Daha detaylı bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatlarına 328 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1,8 milyar dolar eklediği görülüyor. Bu ödemeler nedeniyle uzmanların servet transferi olduğu eleştirisi yaptığı KKM'ye muhalefetin de tepkisi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sadece Temmuz ve Ağustos aylarında KKM'ye 410 milyar ödeneceğini hatırlattı, saray devleti bir avuç varsıla çalışıyor dedi.